TeknoPro kanalından herkese merhaba dostlar. Bildiğiniz gibi bundan 2 hafta önce Xiaomi 11T Pro'yu detaylıca incelemiştik. Bu videoda ise sizlerle birlikte Xiaomi 11T'yi detaylıca inceleyeceğiz ve gerçekten almaya değer mi? Bu konu hakkında konuşacağız. Dostlar, desteğiniz gerçekten benim için çok önemli. Eğer bana destek vermek isterseniz kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi her zaman olduğu gibi cihazımızın tasarım detaylarıyla başlayalım. Telefonumuzun arka kısmına baktığımızda önceki seri olan Mi 10T'den daha köşeli ve biraz daha geniş bir yapısının olduğunu söyleyebilirim. Ve de Mi 11T'nin arka kapağının kavisli bir yapıya sahip olduğunu söyleyelim. Bunun yanında telefonumuzun kamera paketi de Mi 10T'ye göre çok daha az bir çıkıntıya sahip. Bu da özellikle telefonu masaya koyduğumuzda veya kılıfla kullanırken kameraların daha iyi bir şekilde korunmasını sağlayacak. Mi 11T'nin ön kısmına baktığımızda yine delik çentik kamera yapısını görüyoruz. Ekranın üst ve yan çerçeveleri daha da inceltilmiş durumda ve çene kısmındaki boşlukta yan çerçevelerle neredeyse aynı tutulmuş. Bu da telefonu kullanırken daha simetrik bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Bu sayede ekran kas oranımızda da %85'lik bir değeri görüyoruz. Telefonumuzun alt kısmına baktığımızda hoparlör Type-C şarj girişi ve sim yuvasını görüyoruz. Üst kısımda ise yine bir hoparlöre yer verilmiş. Cihazımızın malzeme yapısına değinirsek arka kapağımızda fırçalanmış metal görünümlü bir cam yüzeyi bulunurken çerçevelerimizde ise alüminyum bir malzeme yapısı kullanılmış. Telefonu elinize aldığınızda 11T Pro'da olduğu gibi üst segment bir cihaz olduğunu bize rahatlıkla hissettiriyor. Kalınlık ve ağırlık kısmında ise Mi 11T 8.8 mm'lik kalınlığa ve 203 gramlık ağırlığa sahip. Açıkçası Mi 10T'ye göre biraz daha hafifleştirilmiş olsa da yine uzun süreli kullanımlarda özellikle telefonu tek elle kullandığımızda elimizi biraz biraz yorabiliyor. Bunun haricinde telefonumuzda 3.5 mm jack girişinin bulunmadığını söyleyeyim ama yine de kablolu kulaklıklarımızı dönüştürücü yardımıyla kullanabileceğiz. Dostlar ben tasarım konusunda Xiaomi 11T'yi genel hatlarıyla başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Zaten tasarım açısından abisi olan 11T Pro ile de hiçbir farkının bulunmadığını belirteyim. Şimdi 11T'nin ekran kısmına geçtiğimizde burada 6.67 inç boyutunda Full HD Plus çözünürlüğünde 395 ppi piksel yoğunluğuna sahip sahip olan ve ekran akıcılığı noktasında 120 Hz tazeleme buna ek olarak 480 Hz gibi oldukça yüksek bir dokunma hassasiyeti sunan bu ekranda HDR 10 Plus desteğine değer verilmiş Bunun yanında ekranımızda 10 bit renk derinliğini bize sunabiliyor. Bu özelliklerin bize nasıl bir faydası var derseniz de özellikle telefondan HDR destekli bir video veya dizi film izlediğinizde gerek renk başarımı olsun gerekse görsellerdeki detaylar gerçeğe çok daha yakın bir şekilde önümüze çıkıyor. Yani özellikle telefondan dizi film izlemeyi düşünüyorsanız Mi 11T sunduğu görsel deneyim açısından en başarılı modellerden biri. Bunun yanında telefonumuzda AMOLED bir panel bulunduğu için Always On Display özelliğinden de yararlanabiliyoruz. Yani ekran kapalı iken gelen bildirimleri rahatlıkla görebiliyoruz. Telefonumuz parlaklık konusunda da oldukça iyi bir seviyede. 1000 nite varan bir parlaklığı bize sunabiliyor. Bu parlaklık oranı ile birlikte telefonumuz yoğun güneş ışığı altında da bize kesinlikle bir görme zorluğu yaşatmıyor. Yani Xiaomi 11T her türlü ortamda bize gayet net, canlı ve oldukça güzel bir görsel deneyim yaşatıyor. Ekran konusunda Xiaomi 11T kesinlikle çok başarılı bir cihaz. Şimdi Xiaomi 11T'nin en iddialı olduğu alana, yani donanım kısmına geçtiğimizde 6 nanometre üretim mimarisine sahip olan MediaTek'in üst segment işlemcisi Dimensity 1200'ü görüyoruz. İşlemcimizin kısaca teknik detaylarından bahsedersek 1 adet 3 GHz'de çalışabilen Cortex A78 mimarile ve 3 adet 2.6 GHz'de çalışan Cortex A78 tabanlı çekirdeklere ve son olarak da 4 adet Cortex A55 verimlilik odaklı çekirdeklere yer verilmiş you İşlemcimizin grafik birimi tarafında ise Mali G77 bulunuyor. Telefonumuzun gündelik kullanımda bize nasıl bir performans verdiğine değinirsek Xiaomi 11 ise gerek menüde gezinirken gerekse çoklu sekmeleri ard arda açık bıraktığımızda kesinlikle en ufak bir yavaşlama performans kaybı yaşatmıyor. Uygulama açılışları da oldukça hızlı. Yani telefonu kullanırken kesinlikle bir amiral gemisi cihaz kullandığınızı hissediyorsunuz. Şimdi oyun performansına da bakarsak burada şaşırtıcı bir sonuçla karşılaşacağız. Çünkü PUBG'de Mi 11T Pro bile 60 FPS'de oynatabilirken 11T 90 FPS desteğini bize rahatlıkla verebiliyor. 60 FPS'de en ufak bir FPS drop'u yaşamadan çok akıcı bir oyun deneyimi aldığımızı söyleyebilirim. 90 FPS'de de çok fazla bir dalgalanma olmuyor ama ara ara 2-3 FPS düşüşler olabiliyor. Yine de oyun deneyimimizi kötü yönde etkilediğini söyleyemem. Zaten ekranımız 120 Hz olduğu için oyunlarda akıcılık konusunda gayet güzel bir deneyim alabiliyoruz. Bunun yanında Call of Duty Mobile'de de yine en yüksek grafiklerde 60 FPS desteğini bize rahatlıkla veriyor. Dostlar özellikle ekranımızın dokunma hassasiyetinin 480 Hz olması da gerçekten önemli bir detay. Çünkü bu sayede ekranımız dokunuşlarımıza çok daha tepkisel bir şekilde yanıt vererek Oyunlarda rakiplerimizin önüne geçmemizi sağlıyor. Yani dostlar Xiaomi 11T hem oyun performansında hem de genel kullanımda bizi kesinlikle üzmüyor. Ayrıca uzun süreli oyun oynadığımızda da telefonumuzda aşırı bir şekilde ısınmanın olmadığını söyleyeyim. Mediatek Dimensity serisiyle stabilite ve ısınma problemini çözmüş diyebilirim. Bunun yanında telefonumuzun RAM kısmında 8 GB RAM ve 128 GB'lık depolama alanıyla geldiğini belirteyim. Depolama biçimi olarak da cihazımızda UFS 3.1 konumundayız. Maalesef cihazımızda depolama alanını da yükseltemiyoruz. Yani hafıza kartı desteğimiz bulunmuyor. Şimdi donanımdan telefonumuzun kameralarına geçtiğimizde ana kameramızda 108 megapiksel çözünürlüğünde f1.75 diyafram açıklığında 7 elementli lense sahip olan ve portre ve HDR destekle oldukça kaliteli bir kamera bizleri karşılıyor. İkinci kameramızda ise 8 megapiksel f2.2 diyafram açıklığında ultra geniş açı lensine yer verilmiş ve son olarak 3. kamera 5 megapiksel F2.4 makro çekim kamerası. Dostlar, fotoğraf çekim kalitesi olarak özellikle ana kamerasıyla çok güzel kareler yakalayabiliyoruz. Fotoğrafların detaylarında da herhangi bir kayıp söz konusu değil ve renkler de olması gerektiği gibi canlı ve gerçeğe yakın bir şekilde önümüze çıkıyor. Ultra geniş açı kamerayı açıkçası çok beğendiğimi söyleyemem ama makro kamera ve ana kamera noktasında çoğu kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünüyorum. Düşük ışık performansı da çok iyi değil ancak kötü de diyemem. Yani orta seviyede diyebiliriz. Telefonumuzun video çekim kısmında ise maalesef 4K 60 FPS desteğimiz bulunmuyor. En fazla 4K 30 FPS'e kadar video çekim imkanı bizlere sunuyor. Fakat cihazımızda optik imaj sabitleyici bulunmadığından sadece EIS desteğiyle birlikte videolar çekebiliyoruz ve 4K 30 kare ve 1080p 30 karede güzel çekimler yapabiliyoruz. Şimdi ön kameraya geçersek burada 16 megapiksel çözünürlüğünde f2.45 diyafram açıklığında port ve HDR destekli bir kamerayı görüyoruz. Bu kamerayla ise ACE destekli Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Dostlar Xiaomi 11T'nin kameraları ile ilgili genel bir değerlendirme yaparsam açıkçası Xiaomi 11T Mi 10T'den bir adım geride kalıyor diyebilirim ama buna rağmen fiyatına oranla kötü bir kamera performansının olduğunu söyleyemem. Özellikle kameranın fotoğraf tarafıyla daha çok uğraşıyorsanız çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Şimdi Xiaomi 11T'nin batarya ve hızlı şarj özelliklerine geldiğimizde 5000 miliamperlik bir batarya ve 67W gibi oldukça iddialı bir hızlı şarj desteğine sahip ve kutu içeriğimizden de 67W'lık adaptörümüz çıkıyor. Bu adaptörle birlikte Mi 11T'yi 15 dakikada %55 oranında doldurabiliyorken 38 dakikada ise tam olarak doldurabiliyoruz. Dostlar bu değerlerle Xiaomi 11T şu anda en hızlı şarj olabilen telefonlardan biri. Batarya performansı olarak da Mi 11T bir günü yoğun kullanımlarda 2-3 saat oyun oynasanız dahi rahatlıkla çıkartabiliyor. Telefonun 120 Hz'e kullandığımızda da batarya performansı açısından büyük bir kaybımız olmuyor. Çünkü bunun en büyük sebebi burada adaptif ve ekran yenileme hızının kullanılması. Yani oyun oynarken ekran kendini 120 Hz e alırken dizi film izlerken ise ekran yenileme hızını 30 Hz'e çekerek pil performansını dengelemiş oluyor. Zaten hızlı şarj konusunda da 11T çok başarılı olduğundan batarya ile ilgili bu cihazda uzun yıllar hiçbir sorun yaşamayacağınızı söyleyebilirim. Xiaomi 11T'nin ses performansı performans açısından bize nasıl bir performans verdiğine bakarsak Burada Dolby Atmos destekli stereo çift hoparlör sistemiyle karşılaşıyoruz. Bu hoparlörler sesleri oldukça pürüzsüz ve net bir şekilde aktarabiliyor. Ses yüksekliği olarak da gayet yüksek seviyelere ulaşabiliyor. Hem telefonda oyun oynarken hem de müzik veya video izlerken çok keyifli bir ses deneyimi verdiğini söyleyebilirim. Hoparlör konusunda da Xiaomi 11T benden tam not almayı başardı. Xiaomi 11T'nin güvenlik seçeneklerine değinirsek güç düşüne entegre parmak izi okuyucuyu görüyoruz. Bu parmak izi kuyucumuz oldukça kararlı ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Buna ek olarak cihazımızda yüz tanıma özelliğinin de olduğunu söyleyelim. Cihazımızın kablosuz bağlantı özelliklerine baktığımızda 5G desteği ve Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 gibi en güncel teknolojilerle geliyor. Yazılım konusunda Xiaomi güncelleme desteğini 11T serisi ile birlikte yükseltti. Bu sayede Xiaomi 11T 3 yıl ana Android güncellemesi ve 4 yıl boyunca da güvenlik güncellemelerini düzenli bir şekilde alacak. Şu an içinde Android 11 ve MIUI 12 arayüzüyle yüklü olarak geliyor. 11T Pro'nun arayüz performansı da gayet iyi. Hem menüde hem de uygulamalar arasında geçerken gayet hızlı ve sorunsuz bir şekilde kullanabiliyoruz. Yani 11T'nin arayüzünü kullanırken herhangi bir donma, çökme problemiyle karşılaşmıyoruz. Suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda da maalesef cihazımızda herhangi bir dayanıklılığın bulunmadığını belirteyim. Bu yüzden sıvı temasına karşı çok dikkatli olmanız gerekiyor. Dostlar şimdi genel bir değerlendirme yapalım varsak Xiaomi 11T özellikle ekranının sunmuş olduğu görsel deneyim açısından ve hem işlemcinin çok yüksek bir performansa sahip olması hem de verimli bir şekilde çalışması bunun yanında artan yazılım güncelleme desteğini de hesaba kattığımızda en az 4 sene boyunca sıkıntısız stabil bir kullanım imkanı sağlayabilecek bir cihaz olmuş. Bunun yanında oyuncular için de 90 FPS desteğinin bulunması önemli bir avantaj. Eğer Xiaomi de ülkemiz için güzel bir fiyatlandırmayla 11T'yi 6000 TL bandında getirirse gayet alınabilir mantıklı bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Peki dostlar sizler Xiaomi 11T hakkında neler düşünüyorsunuz? Benimle görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için alt taraftan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.